ve çok... Ama gerçekten bizim en unuttuğumuz şey aşk ya. Yani insanın insanı sevmesi. İlla karşı cinsler arasında olan bir şey değil. Yani ağacı, doğayı, insanı, çocuğu, hayvanı, her şeyi sevmek. Filmin vaat ettiği en önemli cümle de bu zaten. Bütün dönemler arasında insanın insanla olan ilişkisinde sevgi denen şeyin ne kadar önemli olduğunu... geçmişten günümüzü hatırlatması adına da zaten çok çok aşk heyecanlı duyduğumuz bir şey. Evet Yiğit, sen ne diyorsun? Senin hayatında aşk tasarruf sevdi mi? Vallahi bilmem. Hayır, şeyi anlatır mısın İllaki. Biraz? Kerem nasıl bir aşkın içinde buluyor kendini? Biraz filmdeki tabii, hikayeyi anlatırsan. Hocamın izin verdiği kadarını. Spoiler etmeden. Yok yok, bayağı spoiler oldu zaten. Oldu mu hocam? Çekip koyuyorlar ya artık şeyi. Evet evet, artık bayağı o. O zaman madem öyle... şöyle hepsini anlatayım ben. Bir 1963 var, bir 2011 var. Ondan sonra insanlar birbirini seviyor falan yok. Tam olarak öyle. Kerem'i soruyorsanız efendim, şöyle bir durum var Kerem'de. Kerem'in böyle büyük bir problemi var. Babasıyla alakalı. Babası onu yetiştirirken, büyütürken falan yanında olmadığı için bir eksiklik duyuyor ve güdül, yani yaptığı belirli davranışlar, davranış patenleri eksiklik güdüsünden kaynaklanıyor. Dolayısıyla sevgi duyduğu, yani kendinin alfa erkek ve dişisine karşı olan tavırlarında belli bir bağlanma noktasından sonra kopup kaçıyor. Çünkü evde hep örneği annesinin üzüldüğü ve babası tarafından eksik olarak güdülendiği, tek taraftan sevgi aldığı için herif, adamda bir dengesizlik oluyor. Canlı yayın herife lütfen. Sen bayağı kendimizi karakteri sevmişsin bu arada. Karakteri çok sevmişsin. Anlamayı önemli buluyorum bu noktada. Yani adamın kendine söylediği bir yalan var mesela, babasına ihtiyacı olmadığı tadında. Ondan sonra kendini kabul etme şekilleri falan filan var. O cümleleri sürekli ben tekrarlıyorum. Normal hayatta da, kendime de mesela böyle giderken falan. Çünkü bir şeyleri sürekli tekrar ettiğinizde bence o manyetik bir şey yapıyor insanda. Yani bir şeye takık olduğunuzda da mesela, bir saçınıza takıksınız mesela. O gün ya bu saçım saçla ilgili bir şey olur, böyle saçma bir şey olur falan. Hani nasıl diyeyim? Onu sürekli kendime dert ediyorum. Sonra bakıyorum ben nasıl davranıyorum sokakta, etrafta ya da böyle bir şeyi yaparken de, farkında değilken de sürekli gözlemlemeye çalışıyorum hikayeyi. Oradan bakmaya çalışıyorum biraz. Öyle yani. Cevapladın mı? Yani tam bayağı olarak Kerem'in dünyasını anladık. Yani Kerem'in dünyası aslında tam da anlattığı gibi karışıktı. Gerçekten karışıktı. Yani. Hocam toparlamak yok. Yani aslında Kerem gibi, hatta karşısındaki Defne gibi çok insan var şu an hayatımızda. Hani genelde bir film yapılınca bunun aynısı gibi denilen şeyler söylenir ya, cümleler söylenir. Aslında hayatımızda biz her şeyi hızlı tükettiğimiz gibi. Çok. Tüketim toplumu haline geldik. Her şeyi tükettiğimiz gibi aşkı da çok hızlı tüketiyoruz. Birbirimizi çok tüketiyoruz. Ve en önemlisi birbirimize tahammül seviyemiz çok az. Hı. Yani bir şeyle ilgili insanların bir tolerans seviyesi var. O çok düşük. Eğer o tolerans seviyesi içinde herkes birbiriyle olan ilişkisini kurabiliyorsa kuruyor. Kuramıyorsa vazgeçip dönüyor bir başka yere. Aşkta da böyleyiz biz. Çok hızlı başlıyor, çok hızlı gidiyor. Bizim aslında anlattığımız şey de Kerem ekseninde geçmişe döndürüp, bugün aşklar bu kadar hızlı tüketilirken her şey gibi, geçmişte çok değerliydi, evet, çok tutuluyordu. Sevmek aslında, gerçek aşk sevmekten vazgeçmemektir denen cümlenin altını çizen ve insanlara da bir dakika ya, ben de bir kendimi sorgulayayım, ben de sevgimi bir daha sorgulayayım. Hayatta benim şu an içinde bulunduğum duyguları çok daha yukarı taşıyabileceğim bir ruh haline gelebilirim diyen de, dedirten de bir yanı var. Hmm. Tabii ki x lira parayla 2 saat içinde hayatın sırrını vermiyoruz ama küçük bir ben de olabilirim duygusu yaratmak, evet, benim için çok değerliydi. Kesinlikle. Bizim için çok değerliydi. Kerem de onu temsilen çok, evet, önemli bir yerde duruyordu açıkçası. Evet.